siparişiniz? Çocuklar çok kabadayı. Koşmak yok. Gürültü yapmak yok. Bir saniye kıpırdamadan duramazlar. Tatili burada geçirmek istiyoruz. Lütfen. İyi fikir. Ama bu karşılanamaz ki. Bir dakika. Seyahat de ödenemez. Tatil iptal. Lütfen, gerçekten gitmek istiyoruz. Bavul bile var. Bu dayanılmaz. Bu da ne? Bavul gizli bir odaya dönüşebiliyor. Garson. Yardımcı olabilir miyim? Gizli bir oda inşa etmemize yardım edin. Tabii ama bedava değil. Tüm sahip olduğumuz bu kadar. Çok az. Ama sanırım yeter. Kafe kapanıyor. İnşa etmeye başlayalım. Güvenlik gözlükleri gerçekten önemlidir. Üstümüzü değiştirmeliyiz. Bu kıyafetler artık iyi değil. Öncelikle biraz boşluk bırakalım. Çek. Masa çok ağır. Yardıma ihtiyacımız var. Ben hallederim. Kımılda. İşe yaramıyor. Bu düşündüğümden daha zor. Bir nefes almaya ihtiyacımız var. Sence de öyle değil mi? Aa, evet. Bekle. Masa nereye gitti? Şunu gördün mü? Sanırım çok fazla çalıştık. Gizli oda için kendimize yer açacağız. Tüm fazlalıkları kaldıralım. Hazır. Başardık. Bunu siz mi yaptınız? Aferin. Birkaç tahta buldum. Bir çerçeveyi bir araya getirebiliriz. Bu masaya zaten ihtiyacımız yok. Bu tahtaları kullanmanın başka bir yolunu bulacağız. Emin misin? Aa, evet. Şimdi biraz çalışmama izin verin. Ve en lezzetli burger tamam. Gerçekten mi? Denemek ister misin? Teşekkürler. Böyle iyiyim. Nefis. İnşa etmek istiyoruz. Aa, hayır. Çocuklar, aletler oyuncak değildir. Al. Şişirilebilir bir çekiç al. Ve bir testere ucu alabilirsin. Ne? Artık herkes güvende. Al bunu. Yakala. Aa. O ne işlerine bak. İnşaat başlıyor. Matkap benim. Vay canına. Çerçeve tamamlandı. Ne dersin? Wow. Boyamaya hazır mı? Boyayı yaptım. Ben de. Aferin size. Hadi perdelik yapalım. Vay canına. Çok güzel. Dekorasyon zamanı. İşte en kaliteli dekor eşyalarınız ve ışıklarınız. Odayı gerçekten kendi başıma dekore etmem gerekmiyor. Bu doğru. Yetki vermek benim süper gücüm. Işıklar yanıyor. Artık afişleri asabilir miyiz? Kesinlikle tatlım. En sevdiğim posterlerle dolu olacak. Bir kaykay buldum. Mükemmel bir oda dekorasyonu olacak. Evet. Ve yumuşak sandalyeler. Gizli odamız birinci sınıf. Daha gelmediniz mi? Öğle yemeğiniz hazır. Acele edin. Çocuk işçiliğini yapmak mı? Kendinizden utanmalısınız. İşte bir düşünce. Odayı gökkuşağı ile süsleyeceğim. Hazır. Beğendin mi? Bu aramaya cevap vermeliyim. Acil. Başka bir şey bulmalıyız. Tabii ki. Çantam nerede? İşe yarar bir şey olmalı. Yumuşak bir battaniye. Ve yumuşak bir yastık. Hatta daha iyisi. Onlardan birkaç tane. Eksik olan buydu. Bu çılgınlık, biliyorsun. Kim düşünebilirdi? Çocuklar sakinleşmiyorlar. Anne, hadi oynayalım. İşte, Rubik küpünü çöz. Ve bunu buradan uzakta yap. Anne, çözülmüyor. Bana yardım et. Evet, sanki bunu yapabilirmişim gibi. Nereden başlamalıyım? Biliyorum. Yeni oyun hakkında ne düşünüyorsun? Vay. Bu çok eğlenceli. Vay canına. Ve herkes mutlu.
Benzersiz bir şey bulmam lazım. Bir fikrim var. Pamuk kullanarak bulutlu bir gökyüzü yapacağım. Çok tatlı oldu. Wow. Al işte. İçecek bitti. Merhaba. Vay, başardım. Bunu bir daha yapma. Peki. Son kez olduğundan emin olmak için neye ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Buranın eksiği bir bar tezgahı. Bu tahtayı buraya sabitleyeceğim. Duvara köpek balığı çeneleri çizelim. İçecekler hazır. Hoş geldiniz. Beğendin mi? Bayıldım. Şimdiye kadarki en iyi içecek. Teşekkürler. Ne? Nasıl olur? Haydi çapırda. Sol, sağ. Bu çok yanlış. Tabletlerinizde çok fazla zaman harcıyorsunuz. Ne yapacağımı biliyorum. Ne yapıyor? Kitap getirdim. Gerçekten ilginçler. Onları seveceksiniz. Sıkıcı. Kitapların rafa ihtiyacı var. Ve bunun için mükemmel duvarı buldum. Buyurun. Kitapların artık kendi yerleri var. Harika. Maceralarla başlıyorum. Ne? Bu heyecan verici. İşte o en iyi arkadaşlarını böyle buldu. Kitabı bitirdiler. Ne kadar tatlı. Aferin. Gitti. Tablet çıksın. Anne bak ne buldum. Ama ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Aa, bunlar CD. Onlarla ne yapıyorsun? Fırlatıyor musun? Hayır, eskiden insanlar onları dinlerdi. Benim daha iyi bir fikrim var. CD'leri iple yapıştıracağız. Voilà. Şık bir dekor parçamız var. Düşünceleriniz? Çok sevimli. Hadi bir disco topu ekleyelim. Evet. Parti başladı. Çocuklar sakin olun. Burada çalışmakla meşgulüm. Bu kadar yeter. Bir fikrim var. Artık her birinizin bir basketbol potası var. Bunlar buz küpleri. Çembere daha fazla küp atan kazanır. Teşekkürler. Oyun bitti. Dart tahtası hazır. Kim oynuyor? Hayır, hiç eğlenceli değil. Buna ne dersin? Kazanan bir ödül alır. Şimdi dart oynamaya hazır mısın? Aa, evet. Kaçırdım. Bir kez daha deneyeceğim. Yine kaçırdım. Hayır, işe yaradı. Bu kimin oku? Ortaya hangimiz vurduk? Sen mi? Yoksa ben mi? Gerçekten mi? Peki, kımılda. Ödülü istiyorum. Bunun olmasına nasıl izin verdik? İşe yaramasını beklemiyordum. Yapım becerilerim sayesinde bu gerçek bir mucize. Rahatsızlık için özür dilerim. Hesaplamayı yaptım. Bu benim çalışmamın faturası. Vay be, para kalmamış mı? Aa, bu ne? Nereye? Hey, kapıyı aç. Bu hayatımın özeti. Neler oluyor burada? Dairemizde neden ev var? Kızlar. Merhaba anne. Bu da nedir? Açıklayabiliriz. Çok sıkıldık. Bebeklerle oynayalım mı? Güzel bir fikir. Bir oyuncak bebek evim var. Küçücük. Kıracaksın. İşte böyle. Bebeğin daha büyük bir yere taşıması gerekiyor. Ne düşünüyorsun? Vay canına. Her şeyi dikkatlice ölçelim. Ups. Kanepeye oda. Daha fazla alana ihtiyacımız var. Önce burayı boşaltalım. Vay canına. Kenara çekil. Kanepeyi alacağım. Çok ağır.
Merhaba, yardımına ihtiyacım var. Taşıyıcıya mı ihtiyacınız var? İtin. Oda temiz. Çok ağır. Demet, dikkat et. Hallettim. Testere aldım. Neredeyse bitirdim. Güzel. Vay canına. Bana haber vermelisin. Kirişler hazır. Onları birleştirelim ve yanlarından sabitleyelim. Sabitlemek için standları ekleyelim. Ne kadar eğlenceli bir şey. Köşeleri düzeltiyor. Bitti. Sude, izle. Vay canına, çok yüksek. Biraz daha keselim. İlk duvar tamamlandı. Bir destek çubuğu takalım. Benim de bir çekice ihtiyacım var. Biri arıyor. Aa, merhaba kanka. Bir süreliğine ödünç alacağım. Evet, tabii. Tokmağım nerede? Hepsini yapabilecek zamanı nereden buldun? Çivi çakmam gerekiyordu. Sen boya yapabilirsin. Gidip fırça alacağım. Ev çerçevesi beyaz olacak. Beyaz her zaman modadır. İşte bir fırça. Onu gizlice çıkarmalıyım. Çok iyi. Bir bitki. Daha önce burada mıydı? Bu bir cupcake dekorasyonu olabilir. Fırçam var. Boyamayı bitirdin mi? Ben de boyama yapmak istiyordum. Endişelenme. Son kısmı bitirmek için fırçamı alabilirsin. Teşekkürler. Bitirdim. İyi iş çıkardın. Şimdi duvarları dik olarak sabitleyelim. Dik. Ne? Pekala. Sen duvarları tut. Ben onları birbirine yapıştırayım. Aşağı. Vay canına. Şimdi sen yap. Diğer taraftan. Buradan geçebilirsin. Bu parçalara ihtiyacımız yok. Çivi çakmayı biliyorum. Ne yapıyorsun? Bırak ben yapayım. Son duvar ve çerçeveyle işimiz bitti. Yaşasın. Duvarları örtmek için kaç malzemeye ihtiyacım olduğunu hesaplamam gerek. Beni de dahil et. Bir ayak, bir tane daha. Evet, şimdi ölçüp keselim. Çok dikkatli olmalıyız. Yukarı. Ups! İyi bir şekilde tutturmak iyi bir fikir olur. Ekstra güvenlik olması için önce vidalarla, sonra zımbalarla sabitleyelim. Evi kenara çekelim. Hadi yapacaksın. Demet, bana yardım et. İşe yaradı. Çak bir beşlik. Her neyse. Beyaz ve kırmızı boyayı karıştıralım ve mükemmel bir pembe tonu elde edelim. Duvarı boyayalım. Pembe benim favori rengim. Bütün gün resim yapabilirim. Başardık. Bir ev inşa etmek çok eğlenceli. Vay canına. Aa, Demet. Panjurlara ihtiyacımız var. Bunlar olur. Bağlantı malzemelerini buldum. İşte bir matkap. Bitti. Panjurlar beyaz olacak. Silindirim olduğunda hepsini çok hızlı boyayabilirim. Tada. Hey Demet. Beğendin mi? Bayıldım. Çatıyı unuttuk. Bu bir çatı çerçevesine dönüşecek. Kiriş getirdim. Üzgünüm kardeşim. Dur, bir delik açacağım. Şimdi kirişleri birleştirelim. Bitti. Ups. Köşe tutturuculara ihtiyacımız var. Oldukça iyi bir şekilde hallettik. Çak bir beşlik.
Çatı kaplama malzemesi buldum. Bana yardım et. Zımbalayalım. Fayanslara ihtiyacımız var. Hemen geri dön. Anne, bir tabak alacağım. Sude meşgulüm. Evet, ne diyordun? Burada bir tabak vardı. Bak ne buldum. Öğle yemeği mi yiyoruz? Kesinlikle hayır. Kiremit çizeceğiz. Plakayı süngerlerle boyayalım ve harika bir kiremit çatımız olsun. Vay canına. Şimdi yerleştirmeliyiz. Burada bir pervane olacak. Kesinlikle. Bitti. Rüzgar nereden esiyor? Bak ne buldum. Yeni bir elbise. Hadi Demet. Düğün duvağı daha iyi. Bir kapı perdesine ihtiyacımız var. Buna bayıldım. Girişin üzerine bir kalp koyalım. Hayır, bir yıldız. Hayır, kalp. Yıldız. Bu biraz kırıcı. Bu bir gökkuşağı. Kardeşim, hadi makyaj yapalım. Ve bunlar da duvar pervazları. Hadi yapıştıralım. Ups, ben yapıştım. Aa, Demet, tek başıma daha hızlı yapabilirim. Vay canına. Gökkuşağında bir şey eksik. Şimdi mükemmel oldu. Çok fazla ışık diye bir şey yoktur. Işıklar çok güzel. Demet, kes şunu. Ses çıkarmayı kes. Bu zil yine de işe yarayacak. Seni sakinleştirmek için. Harika. İçeri girelim mi? Kesinlikle. Evin içi oldukça sıradan görünüyor. Biliyorum. Tavandan başlayalım. Kumaşı bağlayalım ve ışıkları açalım. Yıldızları olan bir gökyüzü. Duvar kağıdına yapıştırmak istiyorum. Duvar kağıdını böyle yapıştırırsın. Sen kazandın. Önemli şey çok fazla yapıştırıcı kullanmaktır. Güzel. Daha fazla ışık ekleyelim. Yer içim gibi bir kilimle örtelim. Ben eşyaları getireceğim. Buraya gelebilirler. Demet, bunun için bir askı olmalı. İşte al bakalım. Teşekkürler. Burada bir tarak rafı olacak. Sanırım bu olmuyormuş. İşte bir raf. Eşyaların hepsi ait olduğu yerde. Hayır. Demet, bekle. Ne? Bu bir piñata değil. O bir lamba. Güzel. Şurada pus minderler. Şurada bir sehpa olacak. Sude, otur yerine. Pencere çok sıradan. Onu düzenleyeceğiz. Sakız denenmiş ve test edilmiş bir yöntemdir. Pencereden dışarı bakalım. Pekala. Bu manzara hiç iyi değil. Biraz ağlıyla ilgilenelim. Çimlerle başlayacağız. Ayrıca bir ağaca ihtiyacımız var. Şuraya koyalım. Biliyorum. Bir sokak lambası getireceğim. Neredeyse geldi. İşte böyle. Demet, dikkat et. İki sokak lambası bir sokak lambasından iyidir. Bir şey buldum. Bir ip bağlayalım ve şimdi kendi salıncağımızı yapalım. Gerçek bir park gibi görünmesi için yol işaretleri yapalım. Ve mini bir kapı.
şurada bir park yeri olacak. Vay canına. Geçebilir miyim? Hoş geldin. Bizim evimiz en iyisi. İşte böyle oldu. Bu çok fazla şeyi açıklıyor. Fotoğraf çekilmek ister misiniz? Kesinlikle. Uçağa geç kaldık. Çantayı unutma. Anne baba. Peki ya ben? Can suyu unuttuk. Dadı mı? Sana ihtiyacımız var. Ücretiniz nedir? Mükemmel. Lütfen en kısa sürede gelin. Dadı mı aramıştınız? Merhaba. Çok mu geç kaldım? İki dadımı çağırdık. Pekala, içeri gelin. Görüşürüz tatlım. Merhaba, ben Ceren. Ben de Azra. Anlıyorum. Sağ kroşe, sol kroşe. Aferin Cansu. Neler oluyor? Genç kızlar boks yapmamalı. Görgü kurallarını öğrenmen gerek. Benimle gel. Boks harika. Omuzlarını düzelt. Dik dur. Dur. Bana paranı ver. Al bakalım. Dadımı korkuttun. Bu korkunçtu. Cansu, işte bu kadar. Boksu hafife almışım. Cansu ne oldu? Bebeğim kırıldı. Nasıl düzelteceğimi biliyorum. Bak ne aldım. Yepyeni bir oyuncak bebek. Merhaba. Merhaba yeni bebek. Aa hayır. Benim Azra'ya geri götür. Ups. Tamam görüşürüz. Bir peçete. Bir çatal, bir bıçak. Bu daha kolay. Afiyet olsun. Aa Cansu. İğrenç. Hey hamburger ister misin? Evet. Dur. Hamburger olmaz. Lütfen. Kesinlikle olmaz. Biliyorum. Hamburgerimi çatal ve bıçakla yiyeceğim. Şimdi oldu mu? Ne yapsam boşuna. Çok lezzetli. Cips alabilir miyim? Olmaz. Sağlıklı yiyecekler alacağız. Tatlı mısır gevreği alalım mı? Ve cips. Biraz daha cips. Al sakın yakalanma. Hepsini alacağım. Nakit mi kart mı? Kart. Peşiniz. Ne? Teşekkürler. Tadı çok güzel. Cansu seni bir sürpriz bekliyor. Gözlerini kapat. Tada! Gizli kartanoda. Vay canına. Bayıldım. Buna gizli oda mı diyorsun? Cansu gel. İşte ben buna gizli oda derim. Vay canına. Burası çok harika. Ben de beğendim. Ceren buraya gel. Siz en iyi dadılarsınız. Teşekkürler Cansu. Hayat bitti. Ne oldu? Matematikten yine F aldım. Ona nasıl yardımcı olabiliriz? Bir fikrim var. Ben çalayım, sen paraları topla. Şimdi de paraları sayalım. Bu senin için. Bu da benim için. Cansu zihinsel aritmetik çalışmanın en iyi yolu fiyat etiketleridir. Bu gömlek 7,5. Ve bu da 10. Ne kadar paraya ihtiyacımız var? 17,5.
İyi iş çıkardın. Yaşasın. A aldım. Paraya ihtiyacım var. Ve benim de param var. Hangi dadıya gitmek istersiniz? Aşağı yorumlara yazın. Biz en iyi rock grubuyuz. Cansu, iyi müzik dinlemelisin. Çal hadi. İğrenç. Ben sadece rock müzik seviyorum. Aa, anlıyorum. Gidiyoruz. Cansu, bir sürprizim var. Yine bir keman. Sadece o değil. Bak. Yo. Elçin. Evet. Ups. Ben bulutları çizeceğim. Ben de güneşi çizeceğim. Ne yapıyorsunuz? Duvarları mahvetmişsiniz. Bu gerçek resim. Aa, hayır. Kim böyle çizer? İşte bir şövalye ve boya. Devam edin. Ben de model olacağım. Bu çok gerçekçi görünüyor. Kesinlikle, değil mi? Yoruldum. Daha ne kadar var? Neredeyse bitirdik. Bu kadar yeter, görmek istiyorum. Ne? Vazo mu boyadınız? Pekala. Prenses sonunda prensiyle tanıştı. Ve cesur şövalye canavarla savaştı. Cansu uyuyor. Gösteri için teşekkürler. Burada neler oldu? Neden bu kadar dağınık? Hemen temizlemeye başlayın. Gerçekten mi? Pekala. Cansu, kıyafetlerini değiştir. Hadi başlayalım. Bu kanepenin altına gidebilir. Kıyafetler de. Yastık altına sığmayan halının altına girebilir. Oda temiz. Bu da nedir? Demek böyle temizlediniz. Hiç iyi değil. Gidin. Yoğun bir temizliğe ihtiyacım var. Çalışmaya başla. O da tertemiz olacak. Bitti. Teşekkürler. İyi iş çıkardın. Tarzını değiştirmelisin. Hadi saçını ve elbiseni değiştirelim. Böyle çok daha iyi. Peki ayakkabılar? Bunları alacağım. Hayır, bunlar benim. Ayakkabıların uygun olmalı. Birkaç aksesuar ve bir çanta. Artık okula hazırsın. İyi günler. Bu kombini çöpe at. Hemen düzelteceğiz. İşte. Şimdi oldu. Ve saç tokası yerine bandana. Çok daha iyi. Ayakkabılarımı geri ver. İyi şanslar.
Kapıda birisi mi var? Kimseyi beklemiyoruz. Bu hırsız olmalı. Kontrol etmeliyiz. Kimseden korkmuyoruz. Biz rüya takımıyız. Kim bağırıyor? Anahtarlarımızı kaybettik. Geri dönmüşsünüz. Yaşasın. Seni çok özledik tatlım.